Herkese merhaba arkadaşlar, Trader Life Simulator'un 1. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ulan bu oyun 16 GB'de ilk defa bir simülatör oyunun bu kadar zor indiğini gördüm. Her neyse başlıyoruz. Şu an evimizdeyiz gördüğünüz üzere. Size evimin kapılarını tanıtayım, desenli, şık ve ahşap, yani kıskananlar çatlasın da patlasın kısacası. Saat 8, sabah işe gideceğim. Hele bura ne? Banyo. Banyo ama banyo yok amına koyayım. Duşakabin ama duşakabin de yok. Evet. Ne anlatıyorum ben, rezil oldum merkeze amına. Dur aşağı ineyim. Burası da işte bildiğiniz Amerikan mutfak. Amerikan mutfak nedir? Kısaca tanıtayım. Amerikalı bir karınız varsa arkadaşlar, gelir burada sabah size krep yapar. Yana da portakal suyu doğrar. Doğramaz, sıkar. Sonra siz kreple portakal suyunu yersiniz, bir dakika içerisinde işe gidersiniz. Amerika yaşam tarzı böyledir yani. Şimdi bu arabanın içine nasıl biniliyor? F ile biniliyor. Araba sürme grafikleri gene bir simülatör oyunu gibi. Bu arada dükkanı haritada bulamadım. Şehir turu atalım. Şehir zaten küçük. Buluruz herhalde amına. Süpermarket yazıyor üzerinde. Balık yok. Balık dükkanı değil. Benim araba kaç bası? 220 bası. Vay. Maşallah efendim. Ay! Kaza ettim ilkinden. Yo, edemedim. Lan! O herife bak, arabayı durduruyor. Bu ne biçim oyun ya? Şunlar ne yapıyor? Buna kodumun krosu, çıksana önümden. Cık. Arabayla çarpamayın. Bu ne biçim oyun? 16 GB oyuna bak. Adama vurursan adam düşmüyor. Hatta adam araba... Oha amına koyma, adam arabaya takla attırdı. Dünyanın en gerçekçi oyunu. Neyse arabadan çıktım. Bak süpermarket orada. İşte be, bizim süpermarketimiz bu. Şehrin ortasında bankayı görüyor. Herhangi bir banka soygununda ben de yaralanabilirim ama olsun. Olsun be, herhalde bu mal da bizim çalışanımız. Öncelikle bir komşuya selam verip güne başlayalım. Komşu, işler nasıl? Sosisli satabiliyor musun bari ayol? Bak senin mekanın çok güzel. Tabi kışın soğuk, yazın güneşin altında çalışıyorsun ama şu harika şemsiye seni koruyordur. Fakir komşuyla biraz dalga geçtikten sonra, birazcık yani çok değil, dükkana girişimizi yapıyoruz. Mobilya yerleştirmek için Q tuşuna basın. Oğlum bizim satıcı bu mu amına koyayım? Ben dükkana görsem böyle bir herif karşıma çıksa korkuda ölürüm lan. Buraya hiçbir bayan uğramaz yani. Şahsen ben kız olsam şu dükkana asla ayak bakmam. Baksana şuna, bu insanı parçalayacak gibi duruyor. Erkek olsam da uğramam ha. Hiçbir şekilde ben bu dükkana, ben bunu kovamıyor muyum ya? Cık. Yangın tüpünü ver hele. Nasıl alınıyor bu? Alınmıyor. Niye koymuşlar o zaman? Şu güzelim oyunu ne satacağımızı da söyleseydi. Şimdi burası bir süpermarket. Süpermarketten olur, çikolata olur, eti puf olur. Ondan sonra benim olur, canı çekenler gece gelsin yesin diye karamiye olur. Tuvalet kağıdı da olur, doğru. Şimdi ben bunu nereye yerleştireyim? Bu ne yani? Tuvalet kağıtları. Mesela ben tuvalet kağıdı çok iştahımı açtığı için tuvalet kağıdını hemen dükkanın girişine koyalım. Görenler desin wow, harika bir tuvalet kağıdı. Çok kaliteli desin ve alışverişe devam etsin diye. Bu kutuda kaç tane tuvalet kağıdı varsa iyi oldu. Şimdi ben tuvalet kağıtlarını şu kutudan çıkarım. Şu kutu bizim herhalde garaj gibi bir şey. Tuvalet kağıdı satarak başlayacağız galiba. Kutuna ünlem mübarek kutuymuş. 1000 tane tuvalet kağıdı çıktı. Üst üste koyabilir miyim? Evet, koyabiliyorum. Çok güzel bir raf değil ama gene de kaliteli yani. Kalitenin tek adresi Umut Market. Marketin ismini seçerken çok zorlandık arkadaşlar. Harbi bazıları var, marketi ismini ya soyadını koy ya da çocuğun ismini koy amk. Şimdi giriyorsunuz içeri. Oh my god, aman tanrım, bir tuvalet kağıdı. İnsan hemen satın almak ister değil mi? Ve bu da bir ketçap. Ketçabı nereye koyalım? Ketçabı marketin derinliklerine koyalım ki ketçabı bulmak isteyen bütün dükkanı dolaşsın. Temel bir ihtiyaçtır çünkü ketçap. Ama raf yok mu amına koyayım? Bunları rafa dizmem lazım. Yere koyuyorum, böyle ibnalık olur mu ya? Bir de bence o ketçap değil. Bana ile geldi çünkü. Ve kaç tane içinden çıkacak bilmiyorum. Bunlar ne ya? Soda mı, ketçap mı, sos mu, hala da bilmiyorum ha. Cahil Umut alışveriş. Tamam, ketçapları da dizdik. Tek sıra halinde, harika. Dükkanımız şu an kalabalık olmaya başladı. Bakalım bu kutuda ne çıkacak? Bu ne lan? İşte bu nedir bilmiyorum, açık söylemek gerekirse. Hunt Washing Powder. Deterjan mı ya? Zili Güzlü Products Cleaning. Herhalde bu temizlikle ilgili bir şey, temizliğe hiç önem vermediğim için, yani temizlik ürünleri dükkanın arka tarafında olsun. Hiç sevmiyorum temizlik ürünlerini. Bize kimse almıyor. Şu an bu şehirde kimse temizlik yapmıyor arkadaşlar. Baksanıza şuna, temizlik yapsa şunun kafası belemiyorlar amına. O yüzden temizlik markalarını alt tarafa, arka tarafa koyacağım. Bu arada çocuk bezi satmış. La bu çocuk bezi miydi la? Tuvalet kağıdı değil de bu çocuk bezi herhalde ha. Vay amınakım, ne kadar gerizekalıyım ya. Ne demişler, çocuk bezi çalan bir anneyi görürseniz asla sesinizi çıkarmayın. Ya. Ya. Tavuk suyu yok amınakım, gelmiş benden tavuk suyu istiyor. Tavuk suyu bu dükkandan arar. 3 çeşit malzememiz var. Onları da zaten şu an sırayla diziyorum. Belim çıktı ya. Evet. Çocuk bezi çok satılıyor ha. Bak yarısı satılmış da. İyi çalışsın ahbap. İyi çalışsın. Nazar değmesin. 95 doları ben cebime ekledim. Şimdi bizim mağazamızın kapısı yok. Biraz tuhaf duruyor. O yüzden mağazaya ilk önce bir kapı ekleyelim. Şöyle bir tane ekleyelim. Bir dakika, Q'yu açtım. Hangisi kapıydı? Doğru kapı. Heh. Evet. Kapımızı. Lan! Ben faremin orta tuşu bozulmuş ya. Tüh! Bu oyunu ben nasıl oynayacağım ya? Bak bak, dönmüyor, beni veremeder bu. Evet, kapıyı koyduk. Ya bunu amına koyayım, bu kapı biraz büyük yok mu ya? Ama en azından bir kapımız var yani şimdi. Evet, kapı. Ne işe yarıyor? Etkileşim, kapı açılıyor. Aman tanrım dedim. Bir daha kapat. İdareten bir kapı koydum süpermarketime, hiç yok değildir. Yani azdan kapısız yerden çıkmamışız yani, onu demeye çalışıyorum. Ben biraz daha şehri keşfedip geleceğim arkadaşlar. Bankaya geldim. Bankanın ismi Bank arkadaşlar, evet. Sade bir oyun bu. Bankaya özel bir isim koymayı düşünmemişler. Selamun aleyküm dayı. Ulan orospu evladı, hırsızlık olunca sen mi koruyacaksın? Tüh. Bu koruyacak ha. Neyse. Bankalarında da hiç müşteri yok. Yüzde kaç faiz alıyorlarsa demek ki bunlar insanı sikiyor. Merhaba kardeşim. O elini sikinden çek. Ben seninle konuşmaya geldim. Sikinle yani konuşmaya gelmedim. Merhaba. Böyle bir... Bu ne amına koyayım ya, ben bu işlere bulaşmayacağım. Çünkü bankaya bulaşırsam asla karlı çıkamayacağımı biliyorum. Vazgeçtim. Hiç güvenli bir şeye benzemiyor. Kalsın ya. Zaten... Sizin müdürünüze şikayet edeceğim. Elini avuçluyor. Bak bana kapı 30 bin mi çekiyorsun? Ben bunu vuramıyor muyum ya? Çekil! Ben bunu vuramıyor muyum? Vuramıyorum valla. Şura neresi? Garaj. Gar partisi. Ne ayaktırlar? Hele dur bakalım. Evet sağ kanka. Burada arabayla ilgili malzemeler satıyor bunlar, sanayi. Buraya çok erken uğradık. Markam direkt motoru indirirler. Benden 5000 dolar isterler. Sanayiye sonra gideriz. Hiç bana görev çıkmıyor ki, ben bu oyunda her şeyi kendim yapacağım. Daha görevleri yapamıyoruz, bir de kaldı kendimiz yapacağız. El alemin burgercisine bir bakalım neler var neler yok. Evet kankiler, Burger King. Hepsi boş, bu kadar malzemeyi ne diye koymuşlarsa. Bana bir abi Big Match menü var mı? Big Match, aynen abi. Kusura bakma ben çok bilmiyorum, bizim şehirde yok. Hamburger satın al, 25 bin dolara, 25 bin dolar da 25 dolara satın aldım. Nasıl yeniyor? Nasıl yeniyor şu hamburger? Şuraya koyacağım herhalde, öyle yiyeceğim. Aynen. Yedim. Ben maçmış sesini belki siz duyamıyorsunuz. Ama ben duydum. Hiç de lezzetli değildi. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda, ha 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 ha. Olay yerine yakınız Aylin'cim. Bu arada Aylin'cim, akşam boşsan seni hava atabilirim. Şimdi şehrin batı yakasında böyle bir kısım buldum. Batı mı doğu mu da tam bilmiyorum. Balık satıyorlar, ondan sonra meyve sebze et satıyorlar. Elektronik ürünleri satıyorlar. Ve burada daha ucuz, ben burada alacağım. 10 metre ilerideki dükkanımda satacağım daha pahalıya. Kim ne diye benden daha pahalıya alacak onu da bilmiyorum. Biraz saçma olmuş burası. Evet alalım, tost makinesi. Fiyatına 1000 dolar. Yuh, hayır alamam. Yo, elektronik şu an alacak göt yok bizde. O yüzden iyi fiyata tavuk alalım önce. Çok da güzel oldu. Bir tane tavuk alıyorum. Arabam nerede? Oo, etrafta karanlık da oluyormuş he. Bu ne biçim karanlık grafiki? Hiçbir şey ortalıkta görünmüyor. Böyle karanlık mı olur? Oğlum işte simülatör oyunlarının saçmalığı ya. Kur'an-ı Kerim ki simülatör oyunlarını siz yapamıyorsunuz, bırakın ya. E karanlık oldu, ben ne yapacağım? Ben göremiyorum etrafı. Çıldırmak üzereyim, böyle karanlık. Ya normal bir şey, karanlık da değil. Bu bayağı bir karanlık. Bir dakika. Tek bildiğim şurada bir araba var. Bu benim olmalı. Şu an dükkanın içine arabayla gireceğim. Evet. Kusura bakma kardeş, biraz dağıttık da. Bunu alıp kendi dükkanıma götüreceğim yani. Ha, bu burgerci hatırlayın. Bu burgerciden sağa dönersek kendi dükkanımızı bulabiliriz. Tavuğu da satabiliriz böylelikle. Ama adım kadar eminim ki bu işler böyle olmuyor. Ben bir yerden satın almam lazım böyle. Tavuktur, şeydir. Şimdi ver. Allah, kasiyer. Kasiyer de gitmiş bak. Dükkanla ilgilenmiyor bu saatte. Biri gelip isterse şu taze tavuğu satıyorsun kardeşim. Ne biçim bebek bezi satmış. Helal olsun be. Bir sürü tavuk aldım. Bu tavukları satıyorsun. Böyle tavukları da rafa indirelim. Çok da güzel oldu. Evet evet. Bir kutudan bir sürü tavuk çıkıyor. Bu tavuklar beni zengin edecek böylelikle. Ama işte bunun için buzdolabı lazımmış, tavukların çürümemesi için. Ben de buzdolabını alacak para yok. İdare etsin müşteriler. Hafif bozulmuş tavuğun zararı olmaz. Tavuk dedim, biraz bozuk yenir. 216 dolar hasılat yaptım bugün. Ama 200 dolara geri tavuk aldım. Yarın gelip iş yapacağım bir daha. Şimdi evime gidip yatmamın vakti geldi. Evim neredeydi ben ya? Şöyle mi gideyim? Kolay gelsin memur bey, beni tanıyorsunuz zaten, kimlik göstermeme gerek yok herhalde. Ben bu şehrin en iyi ileri gelen esnaflarındanım zaten. Şehirdeki çapulculardan beni kontrol etmene fırsat da olmaz. La bu nasıl harita, bu nasıl ev, bu nasıl oyun. Şu an ben nereye gittiğimi bilmiyorum, böyle oyun mu olur? Ben neredeyim ya? Allah Allah. Allah Allah. Bir insan ki nereye gittiğini bilmezsin. Böyle oyun mu olur? Sürekli bir yere dönüyor. Sürekli sağa döneyim. Ulan hep sağa mı döneceğiz? Biraz da sola dönelim. Şimdi... Burası benim evim miydi? Ha, senle babanın eviydi. Cık. Yanlış geldik. Hala bakın nereye gelmişiz yanlışlıkla. Of of, şato gibi yer. Burada ne işteni? Hiçbir işte dönmüyor. Müze galiba. Bu müzenin de özelliği boş olması. Tarihin ilk yerli müzesi ve boş. İnsanlar geliyor aman tanrım diyor. Ne kadar da güzel bir müze. Adeta hiç gereksiz detay yok diyor. Hatta hiç detay yok diyor. O yüzden bu dünyanın en iyi müzeleri arasında 4. sırada kızlar. Şimdi evime gideceğim. Bulabilirsem gideceğim. Harita dünyanın en kötü haritası. Ne ben gözüküyorum, ne işaretleniyor bir yer. Ya bu ne, şehrin krokçisini elime vermişler. Diyor git bir yerlere. Yeminime oyunu yarıda bırakırım ha. Beni kızdırmayın ha. Ben neredeyim ben? La ben neredeyim ben? Düz yap, sonra sola git. Evindesin, kesinlikle evindesin. Oo, yanlışlıkla da olsa güzel bir yer buldum bak. Burası herhalde dükkanım için şeyler satın alabileceğim. Oh! Bundan sonra Cheetos'u, Patos'u, Doritos'u buraya koyacağım. Cips ekranı. Satın al. Çok lazım olacak bu bana. Evet. 2 tane aldım eşek gibi, lanet olsun. 2 tane cips şey aldım. Bir tane buzdolabı almam lazım. Bu rafa şu anlık gerek yok. Buzdolabı 750 dolarmış. Asla ve asla alamam. O yüzden gidip kredi çekip ele alacağım. Kardeş, beni iyi domaltınız ha. 2 tane kartonu bana 300 dolara itelediniz. Biz gidelim dükkanıma koyan bu cips paketlerini. Bak bu oyunun Şu an bu oyunun yapımcısı beni izliyorsak ki imkansız. Yani bu oyunun yapımcısı, size bir tavsiye vereceğim. Şu haritayı yapanı kovun amına koyayım, kovun. Resim çizmiş adam. Harita çalışmıyor ya. Bak hele ha biri ayrı bir yere gelin. Ha biri ayrı bir yere gelin. Tamam tamam. Yeni bir günden selam. Kapıdan içeri girelim iş yerimize. Kıskananlar. Ulan sen ne kadar açgözlüsün lan. Gece bile yani iş yapıyorsun ha. 2 kuruş için. Sen götünü bile verirsin şu kenarda. Şerefsiz. Şerefsiz. Herif o kayki para göz hiç dinlenmeden çalışıyor. Ulan ben bu dükkanı bir düzene sokam şimdi. Cips paketleri nerede olur dükkanlarda? Cips paketleri şehirde olur. Bak aynı dükkanın ortasına cips paketi çok görmüşüm ben. Böyle koyalım. Lan farenin ortası çalışmıyor la. Lan idare edin bir bölüm. Tamam şimdi de böyle koyalım. İkinci cips paketi de diğer cips paketinin hemen biraz yanında olsun. Bu da hemen burada olsun cips paketi. Evet evet güzel oldu bak. Hop. Giriyoruz içeri. Bakın 2 tane cips. Hangi cipsi alsam çeşit çeşit. Şunu mu alsam bunu mu alsam diye karar veririz. Bir sürü de iş yaparım o sırada. Bu arada bu tavuklara ne olmuş arkadaşlar? Hiçbir şey anlamadım. Ne olmuş la bunlara? Bozulmuş mu lan? O yüzden mi böyle oldu bunlar? Ya ben tavukları buraya koymamış mıydım az önce? Hepsi gitmiş ya. Hepsi bozulmuş herhalde. Tüh. Eşek Umut, eşek Umut. Öyle olur işte. Buzdolabı almadan tavuk alırsan öyle olur. Şimdi sinirlerim yavaş yavaş bozulmaya başladı. Ben iyisi şu dükkanımı tam dizlerine sokacağım. Alışveriş merkezinde tuvaletin ne işi var? Neyse köşeye bir tuvaleti koyalım. Yatak. Ne oğlum biz burada yatacak mıyız? İş mi yapacağız? Ha bu yatağı filan eve koyacağım amına koyayım. Ben ne yapıyorum burada ya? SC. Ser bankadan gerçekten kredi çekeceğim çünkü çok ihtiyacım var. Ben bir buzdolabı almam şart oldu. Selamun aleyküm. Nasıl alın? Kredi al. Evet. Şu an kredi aldık. Eyvallah. $1000 sonra öderim. Görüşürüz görüşürüz. Selamun aleyküm abi. Çok havalısın. Kredimi almışım kral. Dur araba dur. Eşyaları bir ben evime yerleştirem dur. Aynen değil. İlk önce evimizi dizayn etmemiz gerekiyormuş. Yatak odama yatağı koyalım. Ya da şuraya bir tuvaleti önce yerleştireyim. Tuvalet. Evet. Nereye? Tam kapı değil böyle. Şura güzel. Tuvalet için. Çok da güzel yerleştirdim. Çavuşu boşaltalım tuvalette. Çok güzel oldu. Başka ne var? Envanterde yatak. Yatağı nereye koyalım? Yatak odam. Yatak odam burası. Yatak baya büyük. Çift kişilik. Çift kişilik arkadaşlar. Bak dönmüyor. Klavye bozuk ya. Yatağı aynen de şöyle bırakayım. Oh be. Sabah kalkarım. Selam komşu selam. İnşallah komşum güzeldir. Sonra giderim. Şurada tuvaletimi yaparım. Daha ne isterim ki bir insan bu hayatta daha ne ister ki? Ben bir şey eksik olduğunu biliyordum. Bakın ne eksikmiş. Hiç kimseye bana söylemiyor. Laptop, door frame bu. Ulan bir tane kapıya çerçeve lazımmış. Biz bunu eksik yapmışız ha. Böyle tam oldu. Yok valla olmadı. Ama en azından şimdi bir eşik de var. Böyle güzel oldu bence. Çok da yakışıktı. Aha. Çok güzel oldu bence. Cips paketlerimiz var. Dükkanda satılacak bir şey kalmamış. Her şeyi satmış adam. Bakayım. O valla $39'lık iş yapmış. Ya herhalde ben gidip malzemelerimi şuradan alacağım. Şuraya bir ulaşırsam. Evet evet oradan alacağım. Ne yapacağım? Bir sağ 2 sol aynı. Oraya ulaşacağım. Dükkanda şu an hiçbir şey yok. Güzelce dizdim de. Hiçbir şey yok şu an. Aynen de geldim bak. Tekte buldum burayı. Ben eşyalarımı şuradan alacağım. Gideceğim dükkanda satacağım. Bu kadar basit işte. Bir sürü cips satın alalım iyi fiyata. Satın al. Çok güzel. Hatta bir paket daha alalım. Bagaja koyacağım şimdi bunları. Bagajım hiç geniş değilmiş. Ama olsun. Ben burada alırım ucuza, pahalıya satarım. Zaten böyle böyle zengin oluyorlar. Cips al oğlum. Şu an çünkü zaten bende sadece cips rafı var ve bozulmuyor. Ben cips ticareti yaparım aga. Bagaj inşallah kapanır. Kapanmayacak gibi. Şimdi bu adam diyor bu piç niye sadece cips alıyor? Cips mi stokli? Stok yapmıyorum kardeşim. Sadece cips satabiliyorum yani. Polisi çağırma. Cips paketlerimizi hemen dükkanımıza götürüp pahalı fiyata satalım. Halka geçip halka hizmet için biz varız burada. Ben olmasam bunlar nasıl cips yiyecek ki? Şu an 1000 dolarım var. 1000 dolarım var. Dükkanım için ne alsam? Dükkanım için ne alsam? Buzdolabı. 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 Bir tane de buzdolabı aldım. Büyük risk. Dükkanı için buzdolabı bile aldı. Görenleri şok etti. Geldik geldik geldik. Az sabır edin, az sabır. Ben bu cipsleri yerleştirirsem çok kar ederim ya. Her türlü borçtan, sıkıntıdan kurtulurum. Bir cipsimizi yerleştirek. Bagajını nasıl açık? Açmadan da alınabiliyormuş. Çünkü oyun böyle bir oyun. Çok detaya girmemişler. Ver cipsleri, ver yerleştiren, ver. Ver yerleştiren. Aynen de böyle. Ben deli gibi cips satarım. Bu saatten sonra hiç kimse beni tutamaz. Dükkanımın raflarını da yerleştireyim. Bu rafı nereye yerleştireyim? Bu raf. Raf burada kalsın. Güzel oldu. Bak şimdi dükkana benzemeye yavaştan benzedi. Bilgisayar. Buzdolabı. Satın almıştım ya 750 dolara. Tavukları buraya koymak gerekiyormuş. Tavuklar da burada olsun. Farem bozuk olduğu için şu anlık bunları düzgün yerleştirmiyorum. Simetri hastaları gerçekten kusura bakmasın. Masa. Masayı da öyle nereye yerleştirek? Şuraya. Üstüne bir tuvalet kağıdı koyarız, satarız. Duvar. Burası da kabin yeri işte. Dükkanı ayırmak için kullanılan duvar var ya. İşte o. Şu anlık bir yeri ayırmamıza gerek yok. Görüntü kirliliği yapmasın diye nereye indiren bunu ya? Envantere geri tak. Çok feci cips satıyorsun değil mi? O 42 dolarlık cips satmış vallahi, helal olsun. Helal olsun. Güzel güzel, gözüm üstünde ha. De ben bu dükkana neler neler götüreceğim. Hepiniz şok olacaksınız. Bunu burayı tam bir dükkan yapmaya çalışacağım da işte olmuyor. Yere yerleştir yere. Kutuya koymak çok zor ya cipsleri. Bak kutuya girmiyor bir türlü. O yüzden yere yerleştirelim, bir şey olmaz. Şimdi bana biraz düzgün yerleştir gibi caz yapmayın. Ben ticaret adamıyım. Şimdi şurasında deli gibi satıyor muyum cipsleri? Satıyorum. Hayır yer kalsa ben de yerleştireceğim de olmuyor olmuyor. Bak girmiyor ha. Zor giriyor ha. Bizden yere koyuyorum ya. Çok iyi cips satıyoruz ha kral. Bana bir tane temizlik ürünü ver. Millet çok istiyor. İyi fiyata ver. Galon süt. Gerçekten süt çok pahalıya gidiyor. Ver sütü ver. Sütü bagaja koy. Bir tane süt alalım. Cips o zaten yeterince var. Deterjan ürünü yok mu ya? Torsil morsil. Pirinç. Var bak bak bir tane temizlik spreyi var. Onu alalım. Sadece şu an çok kirliyim. Kirliliği nasıl götüreceğiz eve? Banyo almak lazım ha. Bir ara oyunu da alacağız. Şu anlık iş yapmam lazım, o yüzden alamıyorum. Zamanı gelecek her şeyin ya. Bazı insanlar var bir ay duş almıyor. Bizim onlardan neyimiz eksik? Biz de çocuk bir ay almayız. Ya, banyomuz olunca bir gün duş alırız yani. Hele eleman gel yardım et. Allah seni kahretsin. Bu ne biçim eleman ya? Her şeyi ben yapayım. Camlarınız mı kirlendi? Hiç sıkıntı değil. iClean camlarınızı ayna gibi, aynalarınızı ise cam gibi göstermektedir. Bunlar da bir ülkelerine dönmedi ya. Eleman şaka yapıyorum. Sen çok alıngan bir insansın. Elimizden her iş geliyor. Ben her işi öğrendim arkadaşlar. Bu oyunları oynaya oynaya. Her işi öğrendim çok şükür. Güzel güzel satış yap ha. Cip sat oğlum, biraz ticari zekan olsun, geri zekalı. Yok. Bak dükkanım şu an biraz düzene girdi ya, mutlu olmaya başladım ya. Rafları dolu görünce, müşterileri mutlu görünce insan gerçekten bir şeyleri başardığını anlıyor. Bunlar da bir ülkelerine dönmedi ya. İşler nasıl? Sarı hırrıyım ben. 98 dolar iyi, bugün iyi iş yapıyorsun. Sen yap, böyle görmek istiyorum canım benim. Buzdolabı da çalışıyor, sütleri biraz pahalıya sat. Az kalmış çünkü. Arz talep meselesi tamamen canım, anladın mı? Ben bir buzdolabı alacak param olsaydı ben götü kurtarırdım. Evet arkadaşlar, ilk bölümü burada bitirelim. Neler yaptık derseniz, vallahi ne yapmadık ki tekrardan. Cips şeyi aldım, ondan sonra buzdolabı aldım, içine 4-5 tane süt koydum, raf aldım, bunları yerleştirdim. Yani dükkanım baya bir gelişti. Tek sıkıntı kapı biraz tuhaf duruyor. Şu elemanlar sürekli değişiyor. Ama oyun burada bitmedi yani, daha çok gelişeceğiz. Duş almam lazım gelecek bölüm. Neyse, kendinize iyi bakın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.